Yasin ağa. Buyur beyim. Kendimi bildiğim bileli bu çiftlikte çalışıyorsun. Şükür beyim. Yıllardır cefamızı çekiyorsun. Bir günde izin isteyip dinlendiğini görmedim. Estağfurullah. Yeterince yoruldun. Artık dinlenme zamanın geldi. Sağ ol beyim. Ben şikayetçi değilim. Halimden memnunum. Çiftliğin işi gücü bitmez Yasin ağa. Bu yaştan sonra koşturma. Otur dinlen. Bundan sonra çiftçi başılığını Cemşir yapsın. Ama abi. Ben kararımı verdim hemşire. Siz nasıl münasip görürseniz beyim. Bu yaştan sonra Yasin ağa nereye gidecek abi? Bir yere gitmeyecek canım. Yine çiftlikte kalacak. Sadece eskisi gibi koşturup yorulmayacak. Hepsi bu. Sağ ol beyim. Şimdi izninizle. Cemşirlere kalacak bir yer ayarlayayım. Allah sizden razı olsun beyim. İki cihanda da bahtiyar olun. Şimdi biz gidek de tezelden eşyalarımızı toplayak geri dönek ha. Sağ olun beyim. Ya baba ne koşturuyorsun? Yavaş yürü acık. Oğlum ben nereye nasıl yürüdüğümü biliyor musun? Uçuyorum lan uçuyorum. Yemin ederim benim de içim içime sığmıyor. Vallahi, vallahi Arap'ta bulamadığımız ayağımıza geldi. Kısmete bak. Kısmet ki kısmet lan. Koskoca çiftliğe çiftçi başı olurum oldu ya. Hamza. Ben dayanamayacağım lan. Ay! Gözünü seveyim keder etme Allah aşkına Yasin ağa. Muzaffer Bey tekmil çiftlikten get demedi ya. Yani neme lazım? Kıymatını bildi adamcağız. Bizi çürüye çıkardı ya. Sen ona bak. He ya. Çıkardı vallahi. O yarım akıllı sığır gibi herif mi idare edecek bu çiftliği? Şaşarım beyin aklına. Vallahi doğru söylüyor. Kendi geldi yetmedi. Yedi sülalesini topladı çiftliğe pis cenabet. Ama ben ne dediysem bir bir çıkıyor. Yasin ağayı bugün çıkarttılar. Devrisi gün sıra bizde. Görürsün. Öyle deme kız. Bu kadar Allahsız mı bu kadın ha? Kız Gülizar. Yapar mı dersin he? Hem de öyle bir yapar ki. Yarın öbür gün çoluk çocuk bütün akrabasını topladı mıydı çiftliğe? Senin ben kapı önü. Haydi. Kız ne yapar, ne ederiz, nereye gideriz bu yaştan sonra? Ama ben neyi anlamıyorum biliyor musun? Bu bey nasıl oluyor da bunları görmüyor ya?